Merhaba arkadaşlar, Öneri Dünyası'na hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yeni güncelleme ile spor bilgi sisteminde değişiklikler meydana geldi. Biz de sizler için bir önceki videomuzda okul spor lisansı nasıl çıkartılır, esame listesi nasıl alınır ve benzeri konularda bilgilendirme yapmıştık. Önceki videoyu izleyip bu konularda bilgilenmek isterseniz yukarıdaki çıkan etikete tıklayabilirsiniz. Bu videomuzda ise sizlere izin işlemleri, sağlık raporu sevk işlemleri ve sahip giriş belgesi, yani çalıştırıcılar ve antrenörler için sahaya giriş belgesi nasıl alınır, bundan bahsedeceğiz. Öncelikle izin işlemleriyle başlayalım. Arkadaşlar, izin işlemini yapacak kişi veli. Veli yapacağı için veli e-devletiyle spor bilgi sistemine giriş yapması gerekiyor. Daha sonra izin işlemleri kısmına tıklaması gerekiyor. Burada veli izni, izin başvuruları ve benzeri bölümler mevcut. Veli iznine tıklıyor. Daha sonra velayetindeki çocuğun TC kimlik numarasını buraya giriyor. Biz de girelim. Evet, sorgula diyoruz. Sorgulanan kişi aşağıda ismiyle beraber beliriyor. İleri dediğimizde federasyon ve izin verilecek işlem şeklinde iki tane seçenek gelmekte. Burada Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nu bulmamız gerekecek. Biraz aşağılara iniyoruz. Okul Sporları Federasyonu'nu seçiyoruz. İzin verilecek işlem, lisans çıkaracağımız için tescil işlemi arkadaşlar. Buradan işaretleyip lisans türünden ferdi ve kulüp lisansı şeklinde seçim yapabiliriz. Bazı okullarımızda kulüp var. Bazı okullarımızda da ferdi lisans çıkarabiliyoruz. Siz hangi tür lisansı çıkaracaksanız onu işaretliyor. Daha sonra ili işaretliyorsunuz. Bu şekilde ileriye tıkladığımızda izin işlemi, veli izin belgesi işlemi onay alanında gerçekleşecek. Tıklıyoruz. Aşağıda yazıyor. Velisi bulunduğum Zeynep Ahsen Arslan isimli sporcunun yukarıdaki bilgiler dahilinde tescil işlemi yapmasına izin veriyorum. Başvuru onaylıyorum. Tıklıyoruz. İleri dediğimizde tamamlamak için başvuruyu tamamla kısmı var. Tamamla diyoruz. Ve başarıyla kaydediliyor. Veli izin işlemi bu. Daha sonra bu veli izin işlemi ile ilgili bilgiyi zaten şu an ekrana çıktı, görebiliyorsunuz. Kontrol etmek isterseniz veli izin başvurularım kısmı var. Veli izin başvurularım kısmına girerek buradan veli izin başvurusunu görebilirsiniz. Veli izin belgesi ile ilgili işlem bu kadar. Veli bu işlemi yaptıktan sonra öğretmen lisansı çıkarırken veli izin belgesini elden aldım tiki çıkmıyor. Oraya tik atmanıza gerek kalmıyor. Veli izin belgesi zaten görünecek. İkinci işlemimiz ise sağlık raporu ile ilgili. Yine sağlık raporunu, yani sevk yapacak olan veli. Bunun için sağlık raporu için sevk kısmına giriyoruz. Bu şekilde bir sayfa açılıyor. Bu sayfada kişinin kendisini değil, yani veli olduğu için zaten girişi yapar. Velayetim altındaki bir kişi için sevk talebinde bulunmak istiyorum deyip TC kimliğini tekrar bu bölüme giriyor. Biz daha önceden buraya TC kimliği girip sorgulama, sevk talebi oluştur dedik. İl olarak da Bursa'yı seçtik ve sevk talebi oluştu. Aşağıda sevk talebi görünmekte. Burada yapılacak işlem bu. Bu sevk talebinden sonra öğrenci doktora giderek sevki ile beraber işlemini gerçekleştiriyor. Doktor raporu da verildikten sonra rapor sisteme düşüyor. Siz lisans çıkarırken oradaki lisans işte raporu elden aldım tiki kısmını işaretlemek zorunda kalmıyorsunuz. Zaten rapor alt bölümde görünmekte. Evet arkadaşlar, diğer bir konu ise sahaya giriş belgesi yazdırma, okul takımı kaydetme ve esame listesi konusuna tekrardan değinelim.
birazcık daha o konuyu pekiştirelim. Şimdi okul sporlarına giriyoruz. SBS giriş dedikten sonra tamama basıp SBS giriş ekranına geliyoruz. Burada okul takımı kaydetme işlemi nasıl yapılır? Öncelikle yapmanız gereken okul işlemlerine okul takımı ekleye basıp okulunuzu seçiyorsunuz ve buradan zaten daha önceden taahhüt ettiğiniz branşı seçip kaydete basıyorsunuz. Yani burada önceden bir branşı taahhüt etmiş olmanız gerekiyor. Ben herhangi bir branşı taahhüt etmediğim için burada şu an çıkmıyor. Bu şekilde basit. Daha sonra ise sahaya giriş belgesini nasıl yazdıracaksınız? Sahaya giriş belgesi yani öğretmenin, beden eğitimi öğretmeninin sahaya giriş belgesini nasıl yazdıracaksınız? Burada okul araya, okul işlemlerinden okul araya tıklıyorsunuz. Okulu seçip okula git diyorsunuz. Yönetici bilgileri kısmı var. Okul bilgilerinin hemen yanında yukarıda. Buraya tıkladıktan sonra öğretmene tıklayıp ara dediğinizde pardon ara demeye gerek yok. Tıklamanız yeterli. Direktman düzenle ve sahaya giriş belgesi yazdır kısmı geliyor. Düzenleye girip buradan fotoğrafınızı, cep telefonunuzu, e-postanızı, IBAN'ınızı, meslek branşınızı, beden eğitimi var, müdür yardımcısı var, öğretmen var burada. Buraları dolduruyorsunuz. Daha sonra kaydede basıyorsunuz ve kaydetme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Daha sonra geriye gelip aynı bölümden kendinizi seçtikten sonra sahaya giriş belgesi yazdır kısmına basıyoruz. Aşağıda bir kere izin ver gibi bir uyarı çıkabilir. Bir kere izin veriyorsunuz ve sahaya giriş belgeniz yazdırmaya hazır bir şekilde o karşınıza çıkıyor. Yazdırdıktan sonra mühür imza yaptırarak kullanabilirsiniz. Bu işlem de bu kadar. Diğer bir işlemimiz ise esame listesi alma olayını biraz pekiştirecektik. Okul takımını kaydetmiştik biraz önce. Daha sonra esame listesi almak için yapmamız gereken faaliyet bülteni, yarışma işlemleri. Buradan yarışma listesi diyoruz. Diyelim ki futsala gideceğiz. Futsal branşından turnuvaya katılacağız. Esame almamız gerekiyor. Futsal seçiyoruz. Ara diyorum. Evet, burada bir gençler A futsal müsabakalarının olduğu bir bölüm var. Bunu seçip aşağı bölümden yarışmaya git diyorum. Daha sonra açılan ekranda esame listesi, esame oluştur kısmı var. Bu esame oluştur kısmına basıp yeni ekle diyorum. Yeni ekle dedikten sonra tür olarak takım, katılımcı tipi, sporcu, il ilçe seçebilirsiniz. Daha sonra okulunuz, atıyorum şu an kafadan, takımınızı seçiyorsunuz. O takımı kaydetmiştiniz ya daha önce, o burada görünecek. Takımı seçiyorsunuz. Futbol, alt branş varsa alt branşı seçiyorsunuz. Daha sonra tümü dediğinizde daha önceki videoda göstermiştik. Yukarıda kart çıkarsa, kartı koyabilirsem yukarıya, buradan da diğer videoya gidip bakabilirsiniz. Tümü dediğinizde diğer sporcular buraya geliyor. Öncesinde lisansını çıkardığınız sporcular geliyor. En sonunda kaydede basıp kaydediyorsunuz. Yazdırma kısmı ise hemen yan tarafta esame listele yazdır kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şu an esame listesi bulunamadı diyor. Gayet normal. Buraya geliyor zaten o esame listesi. Yaptığımız kayıt. Buradan esame listesini görüntüleyip yazdırıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Bu videoda sizlere sahaya giriş belgesi nasıl yazdırılır? Veli izin belgesi, sağlık raporu, aynı zamanda takım nasıl oluşturulur? Bunları anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.